Evet. Ben bu tasarımı yaptığımda genellikle şu eleştiriyle karşı karşıya kalıyorum. Tekrardan söylemek istiyorum. Yani bu tasarım katiyen benim yorumum değil. Tamamen normalizasyon ve prensiplerden besleniyor. Genelde şöyle bir durumla karşılaşıyorum. İşte diyor ki öğrenci, "Hocam hani biz işte ekranda bir tane müşteri bilgisi geldi." ...bir numara geldi müşteri numarası. E ben bu müşterinin gerçek müşteri mi, tüzel müşteri mi, mı olduğunu bilmiyorum. Yani o ilgili tabloya gitmek için ben hepsine join atıp... ...tek tek e, orada var mı, orada var mı, orada var mı... ...veya ayrı ayrı tabloları sorgu atıp müşteri ile beraber... ...ki müşterinin o burada join atmak lazım. Join atıp hepsine ayrı ayrı bakacak mıyım? Şimdi arkadaşlar... Ben yine de baştaki e, kuralı söylemek istiyorum kolay sorgu yazılacağım diye e, yazacağım diye tasarım yapılmaz fakat bunların çeşitli trikleri var Örneğin internet bankacılığını çoğunuz kullanıyorsunuzdur Bakın bankaya girdiğiniz zaman banka e, bankalar Hani bu normalizasyon kurallarını en iyi uygulayan ortamlardan biridir Çünkü veri kaçağı katiyen e, tercih edilmez kabul edilemez zaten bakın size soruyor sen kimsin Ticari misin, bireysel misin diye soruyor. Bu birinci yöntem, yani müşteriden bilgi almak suretiyle. Yani müşteriye sorarsınız. Ben aslında bir tabloya gideceğim ama bana söyler misin hangi tabloya gideyim? Aslında siz o, banka burada bizde, bize bunu yaptırıyor. Bu bir. İkincisi ise genellikle işte örneğin bir müşteri numarasına ee, işte bir anahtar bırakaraktan. Örneğin bir ile başlayan müşteriler bankada gerçek müşteridir. 2 ile başlayanlar ticari şey pardon, tüzel müşteridir. 3 ile başlayanlar sendikadır gibi içerisine e, anahtar ifadeler bırakılarak, bırakılarak örneğin bizim TC kimlik numaralarımız 11 hane aslında içerisinde birçok e, gizli bilgiyi yani e, şey anlamında şifreleme anlamında bilgiyi e, içermektedir. İşte nereli olduğumuz, çok emin değilim ama işte cinsiyet vesaire gibi bilgileri içeriyor. Çok normal çünkü veriyi ona göre manipüle etmek gerekiyor. Bu da yöntemlerden bir tanesidir. Bu bilgiyi de ekstradan vermek istedim.